Yüzyılın spor manşetlerine hoş geldiniz. Geçen bölümde gelişen Türk basketbolunu, profesyonel bir yapıya kavuşan futbolumuzu, dünyanın en iyi raketlerini İstanbul'a getiren tenis turnuvalarını ve sadece güreşte katılarak 2 altın, 1 bronz madalya kazanabildiğimiz 1952 Helsinki Olimpiyatlarını o dönemki gazetelerin manşetlerinden yola çıkarak anlatmaya çalışmıştık. Yüzyılın spor manşetlerinin bu bölümüne ise 1953 yılında Napoli'de düzenlenen Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası ile başlıyoruz. Serbest güreşte uluslararası karşılaşmalarda büyük başarılar kazanan Türkiye, aynı başarıyı Greco-Romen stilde de göstermek istiyor ama bunu bir türlü başaramıyordu. 1953 yılının Nisan ayında Napoli'de düzenlenecek Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası, Güreş Federasyonu'nun önündeki en büyük hedefti. 24 ülkeden 138 güreşçinin katıldığı şampiyon öncesi güreşçilerimizin fazla kiloları dikkat çekerken, Napoli'deki ilk antrenman sonrası yapılan tartıda fazla kilolar ortaya çıkıyordu. Tevfik Yüce kilo vermekte başarılı olurken 61 kilodaysa Yaşar Erkan'ın altın madalyasıyla dönmeyi başarabilmiştik. O dönemki spor basınının da yakından takip ettiği Berlin Olimpiyatlarının dönüşünde gazetelerde çıkan eleştirel yazılar Türk sporuna yeniden yön verilmesi gerektiğini içeriyordu. İlk hamle Berlin Olimpiyatlarına 12 sporcuyla katılmamıza rağmen sadece 2 madalyayla döndüğümüz güreşte geldi. Güreş Federasyonu tarafından Finlandiya'dan getirilen güreş antrenörü ayağının tozuyla geldi İstanbul'da, federasyon yetkilileri tarafından karşılanmış ve Galatasaray tesislerinde güreşçilerle tanıştırılmıştı. Futboldaki başarısızlık sonrası ise İngiltere'den 3 antrenörün getirilmesi ve Türk futbolunu bir baş antrenör ve 2 yardımcısına bırakılma fikri eleştiriliyor, futbolu millileştirmek ve teşkilat yapısına kavuşturulması gerektiğinin altı çiziliyordu. Türk İdman Cemiyetleri İttifakı tarafından yön verilen Türk sporu Ankara'da geniş katılımlı bir kongre düzenlerken kongre başkanlığına tüm spor adamlarının oy birliğiyle Şükrü Saracoğlu seçilmişti. Kongrenin ana konusu sporda başarılı olabilmek için antrenör ve hakem yetiştirilmesiydi. Konuşmacıların fikirleri de büyük titizlik için değerlendiriliyor, özellikle basketbol ve voleybolda federasyon kurulma çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiği ve sporda gerçek ve sürekli başarı için ülkenin her yerinde yeni spor alanlarının kurulmasının altı çiziliyordu. Türkiye'de sporun gelişimine veya kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreye baktığımız takdirde bir takım anekdotlar var elimizde. Mesela 1936 yılına kadar Türk sporu denildiği zaman yönetim merkezi olarak genellikle İstanbul ağırlıklı olarak ortaya çıkıyor. İlk planda o görülüyor. Ancak tabii bir devlet politikası olmaktan uzak olduğu için konunun daha geniş alanlara yayılması, sporun geliştirilmesi, sporcuların yetiştirilmesi, planların, programların yapılması, uluslararası temaslar, ikili ilişkiler filan konusunda bir bu hercümercin bir toparlanması gerekliliği ortaya çıkıyor. Devlet projeyi altında, yönetimi altında toparlanması amacıyla o 1936 yılında bir şura toplanıyor, bir panel diyelim. Ünlü spor insanlarının katılımlarıyla birlikte Sayın Rahmetli Şükrü Saracoğlu'nun başkanlığında bir kurul toplanıyor. Bu kurulda Türk sporunun gelişimi için neler yapılması konusunda fikir birliğine varılmaya çalışıyor. Çeşitli konuşmacılar önerilerini getiriyorlar. 1936 senesine kadar İstanbul takımları dönem dönem Ankara ve İzmir'e seyahatler düzenliyor ve buradaki takımlarla da özel karşılaşmalar oynuyordu. Hem ülkeyi yöneten Ankara'daki hükümetin isteğiyle hem de Türk futbolunu yöneten Türk İdman Cemiyetleri İttifakı'nın etkisiyle sporun daha geniş kitlelerce sevilmesinin sağlanması için futbolun ülke geneline yayılması gerekiyordu.
İstanbul dışındaki diğer büyük iller Ankara ve İzmir'in de tesis anlamında gelişmesiyle Türk İdman Cemiyetleri İttifakı 1936 senesinde Milli Küme'nin kurulduğunu ve Milli Küme'ye İstanbul'dan 4 takımla Ankara ve İzmir'den 2'şer takımın alınacağını açıkladı. Milli Lig'in ilk sezona katılacak takımları belirlemek için 1936 senesinin son aylarında bölgesel lig maçları oynandı. O yıllarda bildiğiniz gibi futbol maalesef amatör oynanıyormuş ve kendi bölgelerinde oynanıyormuş. Ankara'da Gençler Birliği ile beraber kurulmuş amatör takımlarla kendi bölgeselliklerinde oynanırken Türk İdman Cemiyeti, o zamanki Türk sporunu idare eden Türk İdman Cemiyeti katkılarıyla, isteğiyle hükümetinde Ankara'da olması, Ankara'daki hükümetinde futbolun tüm Türkiye satına yayılması nedeniyle, isteği nedeniyle bir milli lig kurulması arzulanmış. Bu milli lige İstanbul'dan 6 takım, Ankara'dan 2 takım, İzmir'den de 2 takım katılarak kendi bölgesel liglerinde dereceye giren takımlar Gençler Birliği bu şekilde 1936'da Milli Lig'e dahil olmuş Ankara Gücü ile beraber ve 36'dan beri de Milli Lig'de devam ediyor. Ve bu Milli Lig'deki başarıları içerisinde maalesef çok arzulamış olmamıza rağmen, bizden önceki yöneticilerin de arzulamasına rağmen Türkiye Ligi şampiyonu olamamış. Birkaç kere Türkiye Kupası şampiyonu olmuş. İstanbul'da 12 takımın katıldığı İstanbul Ligi'ni ilk 4 sırada Fenerbahçe, Güneş, Galatasaray ve Beşiktaş tamamlamıştı. O sezon en çok konuşulan karşılaşmaysa Beşiktaş'la Fenerbahçe arasındaydı. Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin attığı beraberlik golüne çizgiyi geçmedi diye itiraz eden siyah beyazların tepkisi bitmeyince maçın hakemi karşılaşmayı tatil etmiş ve Fenerbahçe maçı hükmen kazanmıştı. Ankara'daysa ligi ilk 2 sırada tamamlayan Gençler Birliği ve Ankara Gücü kendine Milli Küme'de yer bulmuştu. Milli Lig kurulduktan sonra tabii ki Milli Lig'de 3 tane büyük şehrimizde İstanbul, Ankara ve İzmir'de deplasmanlı karşılaşmalar yapılıyordu. Tabii bugünkü gibi düzen içerisinde her hafta bir içeride bir dışarıda deplasman yoktu. O zamanki ekonomik şartlarda takımların maddi güçlerinin olmaması, desteklerin az olması, İstanbul takımlarının dahi Ankara'ya geldiklerinde Ankara'daki maçlarını, eğer iki maç yapacaklarsa iki maçı yaparak giderlerdi. Gençler Birliği olarak biz de tabii ki o zamanki ulaşım masrafları bile bir kulüp için çok büyük yüktü, hele konaklama. Bunlar o dönemin yöneticileri, ekonomik gücü iyi olup da spora destek veren insanların katkılarıyla İstanbul'da takımımız gittiğinde 3-4 maç oynardı. Bu da aşağı yukarı bir hafta deplasmanda kalmasını gerektiriyordu. Zira İzmir maçları da aynı olurdu ve onlar da Ankara'ya geldiklerinde aynı şekilde oynanırdı maçlar. Tabii daha sonra futbol biraz daha profesyonelleşip federasyon kurulunca, futbola ekonomisi devreye girince liglerdeki, Süper Lig'de şimdiki tabii az alışkanlığımız Türkiye Ligi'ndeki takım sayısı arttı ve ekonomik güçleri de arttı. Ama hiçbir dönemde, bu dönemde olduğu gibi Anadolu takımlarının, başta Gençler Birliği olmak üzere, İstanbul takımlarıyla ekonomik olarak baş etmesi mümkün olmadı. Ve bu yakın yıllara kadar, örneğin 20 sene önceye kadar Gençler Birliği ve bizim gibi bütün Anadolu takımları yöneticilerin katkılarıyla hayatlarını idame ettirdiler, transferlerini yaptılar ve deplasmanlara gittiler. İzmir Ligi'nde ise o sezon başlayacak Milli Küme için büyük bir rekabet yaşanırken, şimdiki Göztepe-Karşıyaka rekabeti o yıllara kadar geri gidiyordu.
Altay'ın Demirspor'u yenerek İzmir Ligi'nin şampiyonluğunu garantilediği hafta ikinci belirleyecek maçta Karşıyaka Göztepe'ye puan kaptırınca İzmir'de ilk iki sırayı alan Altay ve Göztepe milli kümeye katılmaya hak kazandı. Ancak dönemin İzmir valisi Fazlı Güleç'in İzmir'i milli kümede daha güçlü bir şekilde temsil ettirmek istemesi nedeniyle Altay, Altınordu ve Buca takımlarıyla birleşerek ömrü sadece 2 yıl sürecek Üçok Spor Kulübü adını aldı. Göztepe ise yine Vali Fazlı Güleç'in isteğiyle İzmir Spor ve Ege Spor'la birleşmiş ve Doğan Spor adıyla milli kümeye katılmıştı. 1936 yılında bir millilik kurulması fikri ortaya çıkıyor. Futbolun daha geniş alanlarda değişik takımların birbirlerine deplasmana gidip gelebilmeleri, seyircilerin futbol kültürlerinin artması açısından bir organizasyon yapılması kararına varılıyor. Neticede 1936 yılında bu millilik kuruluyor. Ancak İzmir Valisi'nin, o günkü dönem İzmir Valisi'nin Altay ve Göztepe takımlarına şöyle bir şey oluyor, ifadesi oluyor. Diyor ki siz bugünkü mevcut potansiyelinizle ve gücünüzle böyle bir millilik oluşumu içerisinde başarılı olamazsınız diyor. Dolayısıyla diyor sizin diyor İzmir'deki diğer takımlarla birleşerekten bu işlere katılmanızı ben düşünüyorum diyor. Bir yerde bu tabii düşünceden ziyade bir valinin emri olmak niteliği taşıdığı için Altay Kulübü, Altınordu ve Buca Spor'la birleşiyor ve Üçok adını alıyor. Göztepe'de İzmir Spor ve Ege Spor'la birleşerek Doğan Spor adı altında milliliklere katılıyorlar. Göztepe ile Karşıyaka arasındaki rekabet gerçekten çok eski yıllara dayanan bir rekabet. Bu Sayın İzmir Valisi'nin, o dönemki valinin direktifleriyle Altay ve Göztepe kulüplerinin birkaç kulüple birleşerek değişik isimler adı altında milli lige katılması sırasında Karşıyaka kulübü bu oluşumun içerisinde kendi arzusuyla yer almıyor. Baktığımız zaman hani maalesef hiç de hoş olmayan bir şey ama Göztepe ile Karşıyaka arasında yıllardan beri süre gelen bir didişme vardır. Biz buna didişme, atışma diyelim. Daha yüksek boyutlarda ifade kullanmayalım. Çünkü sporun etiği itibariyle veya bu güzide şehrimizin iki büyük kulübü itibariyle hoş da olmayan şeylerdir ama o zamanlardan başlayan maalesef bir gerilim var. Bugüne kadar gelmiş. 1936 senesinin 17 Aralık'ında Türk sporu, özellikle de futbol için önemli adımlardan biri Ankara'da atıldı. İtalyan mimar Paolo Vietti Viola'nın eseri olan Ankara 19 Mayıs Stadı hizmete açılmış ve başkentte spor yarışındaki yerini almıştı. O sezon milli küme maçları büyük rekabet içinde geçmiş, Ankara ve İzmir'de yapılan maçlar büyük ilgi çekmişti. 11 Temmuz'da oynanan son hafta maçlarında Güneş'i 3-1 yenen Fenerbahçe, 14 maçta aldığı 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle şampiyonluğa Galatasaray'ın 2 puan önünde ulaşmıştı. ...1937 yılında Balkan oyunlarının 8.si Romanya'da düzenlenecekti. Ve Türkiye birçok spor dalında olduğu gibi bu kez de atletizmde başarı hedefliyordu. Milli takım seçmeleri öncesinde dönemin Atletizm Federasyonu bu spora daha fazla dikkat çekmek için özellikle Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini ortaya atıyordu. Bu dönemlerde hem ülke olarak hem bu camiaların içinde yer almak için de ülkenin başarılı veya başarısız mutlaka dünya şampiyonalarına, Avrupa şampiyonalarına katılması gerekiyor. Çünkü orada bir sporcuyla da gitseniz bayrağınızın gönderde dalgalanması söz konusu. Orada ülke olarak var olmanız söz konusu. Bunun için de bugün olduğu gibi o günde başarı %100 gelmeyecekse bile katılım anlamında, ülkenin tanıtımı anlamında ki işte olimpiyatlarda da baraj aşarak katılıyorsunuz ama bazı ülkeler var hiç kimsesi barajı aşamadığı için bir sporcu temsilen davet ediliyor, yarıştırılıyor ve o ülkenin bayrağı orada göndere çekilmiş oluyor. O günde biz yani başarı anlamında yok değildik ama yine her müsabakada olabilmemiz için o günün Ankara'sı, o günün hükümeti, o günün başbakanı da bu konuda bütün spor camiasına hem atletizm hem güreş hem boks o gün hangi branşlar varsa hepsinin dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında, uluslararası büyük organizasyonlarda yer almasını ve ülkemizi temsil etmesini sağlamıştır ve bunun için de ciddi kaynaklar ayırarak
ülkemizin bu organizasyonlara katılmasını sağlamışlardır. Tabii bu yıllarda kulüplerin daha çok idman cemiyetleri ittifakıyla kurulması ve bu dönemde de diğer branşlarda olduğu gibi işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve buna benzer İstanbul kulüplerinin ön ayak oluşuyla Türkiye'deki atletizm de belli noktalara gelmiştir. 1930'lu yıllarda başlayan Galatasaray takımının şampiyonluğu yaklaşık 22 yıla yakın bir süre Galatasaray takım olarak şampiyon olmuş ve ülkemizi Avrupa şampiyonlarında takım olarak da temsil etmiş bir takım. Ve bu hükümranlığını devam ettirmiştir. Tabii bu yıllarda dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları çok fazla olmamasına, yani yılda bir sefer yapılan, işte bütün dünyada bir sefer, şimdi öyle değil. Şimdi mesela cross'ta 2-3'e bölünüyor dünya şampiyonası. İşte dağ koşusu dünya şampiyonası, işte atlamalar falan, bütün branşlarda daha spesiyel olarak yayılmaya başladı. Ama o dönemlerde atletizm dediğinizde tamamen bugünkü olimpiyata giden atletizm kadrosu yarışıyordu. Yani şampiyonalarda. Ve o dönem Türkiye için en önemli müsabakalar Balkan müsabakalarıydı. Balkan müsabakalarında bizim çok ciddi anlamda katılımlarımız vardı ama o dönemlerde Balkanlar bugünkü Balkanlardan bize göre çok çok iyiydiler. Bugün biz onlara göre çok iyi durumdayız ve bizim için Balkanlarda ikinci, üçüncü takımımız yarışsa da olur diyebiliyoruz. O gün de bu tam tersi konumdaydı. Biz Balkanlarla bu anlamda yarışıyorduk ve Balkanlar bugünkünden çok çok daha fazla, herkes önem verdiği için çok çok daha fazla bir rekabete sahip bir organizasyon şemasıydı. Bu organizasyon şeması içerisinde Türkiye 1935'lerden sonra yerini almaya, 37'den sonra da madalya almaya başlamıştır. Bu madalya alışımız bugüne kadar da devam etmektedir. Balkanlardaki atletizmin gelişimi, atletizmin büyümesi bugün de işte dünyada ve olimpiyatta madalya alma seviyesine gelmiş bir atletizm federasyonu ve Türkiye Atletizm Camiası'nın oluşumunda o günlerin atılan temellerinin bugünkü semerelerini alıyoruz. Bükreş'te yapılan Balkan oyunlarına Yunanistan, Yugoslavya ve Türk milli futbol takımlarının katılmaması nedeniyle futbol maçları iptal edilirken millilerimiz güreşte takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandı. Özellikle atletizmde alınan sonuçlar başarı olarak değerlendirilirken madalya sıralamasında Yunanistan yine ilk sırayı aldı. Romanya ikinci, Yugoslavya üçüncü, Türkiye ise dördüncü oldu. ...1938'de İstanbul Ligi'ni ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Güneş ve Galatasaray milli kümede oynamaya hak kazandı. İzmir'den gelecek iki takım da Doğan Spor ve Üçok olarak belirlenmişti. Ankara'dansa bu kez Gençler Birliği ve Ankara Gücü yerine Harp Okulu ve Muhafız Gücü Ankara Ligi'ni ilk 2 sırada tamamlayarak milli kümede kendilerine yer buldu. Ama 1938 senesinde milli küme maçları öncesinde başlayan ve maçların başlamasına rağmen bitmeyen bir futbol federasyonu Fenerbahçe kavgası yaşandı. Dönemin futbol federasyonu daha fazla gelir elde etmek için İstanbul'da oynanacak tüm milli küme maçlarının adresini Taksim Stadı olarak göstermiş. Ancak Sarı Lacivertler Kadıköy yakasında kendi statlarında maçlarını yapmak istemişlerdi. Ligdeki ilk hafta maçında Güneş'e 5-2 mağlup olan, İkinci maçında da başkent ekibi Muhafız Gücü'yle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'nun kararından vazgeçmemesi nedeniyle Taksim Stadı'nda oynanacağı açıklanan 3 ok maçına çıkmayacağını ve ligden çekileceğini açıkladı. Maç günü Fenerbahçe sözünden geri dönmemiş, Futbol Federasyonu ise maç öncesi taraftarları satacağı biletler için stadyum girişlerini açmayarak stadın kapılarını davetliler dışında herkese kapatmıştı. Sahaya çıkan 3 ok takımı maçın hakemi Ahmet Adem'in düdüğüyle 3-0 hükmen galip sayılmıştı. O dönem çıkan gazeteler bu hareket sonrası 3 ok maçında sahaya çıkmayınca
250 lira para cezasıyla cezalandırılan Fenerbahçe'nin asıl amacının stat olmadığını, takımlarının güçlü olmamasından dolayı böyle bir karar aldığını yazıyordu. Milli küme maçlarının 6. haftasında bu kez de Harbiye maçına çıkmayan Fenerbahçe, aynı kural ihlalini ikinci kez yapmasından dolayı federasyon tarafından ligden ihraç edildi. Fenerbahçe'nin olmadığı 1938 milli küme maçları sonunda 13 galibiyet alan ve sadece bir kez yenilen Güneş, Şampiyonluk Kupası'nın sahibi olmuştu. 1936 yılında efendim artık resmileştirilen millilik organizasyonu içerisinde 4 İstanbul, 2 Ankara, 2 İzmir takımının katılımı sağlanmıştı. 1938 yılına geldiğimiz zaman İdman İttifakları Cemiyeti bir karar alaraktan müsabakaların Taksim Stadı'nda oynatılmasını istemişti. Buranın İstanbul'un merkezi yerlerinden birisi olması, ulaşımı daha kolay olması nedeniyle. Ancak Fenerbahçe'nin o dönemde bir şeyi vardı, talebi olmuştu. Kendisi Kadıköy tarafında bulunan Papaz'ın Çayırı'nda müsabakalarını oynamak istediğini, kendi seyircisinin önünde olmak istediğini, yani kendi saha ve seyircisi diyelim önünde olmak oynamak istediğini söylemişti. Cemiyet bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Fenerbahçe önce çok takımının müsabakalarına çıkmadı. 3 İzmir takımının oluşumunu sağladığı 3 takımının maçına çıkmadı. Daha sonra da Harbiye maçına çıkmadı ve bir sezon içerisinde 2 defa aynı gerekçeyle müsabakalara çıkmadığı için ligden düşürüldü. Hatta şöyle bir şey oldu. O zamanki basın Fenerbahçe'nin popülaritesini de yani o günkü tiraj kavgasını demek ki o günlerde var. Popülaritesini de göz önüne alarak bunun gerçek sebebini de bu şekilde aksettirmediğini, gerçeğinin bu olmadığını söylediler. Bir koruma altına almış oldular ama Fenerbahçe ligden 2 ihraç edildi ve para cezası verildi. O sene Güneş Spor takımı Milli Lig'de şampiyon oldu. ...1936 yılında Nazi Almanyası'nda yapılan 1936 Berlin Olimpiyatları sonrasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1940 Olimpiyatlarının Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacağını açıkladı. Çok büyük bir stat inşaatına başlayan ve kürek yarışları için kanal açmayı planlayan Japonya, 1938'in Temmuz ayında olimpiyatları düzenlemekten vazgeçtiğini Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bildirdi. O dönem Çin'le savaşan Japonya'nın bu kararı dönemin gazetelerinde savaşı uzatmayı planladığı olarak yorumlanıyordu. Milli kümenin son şampiyonu Güneş ise aldığı sürpriz bir kararla başta futbol şubesi olmak üzere güreş, denizcilik ve atletizm şubelerini kapattığını açıkladı. İstanbul Ligi'nin başlamasına kısa bir süre kala Güneş Yönetim Kurulu ve Divan Heyeti'nin aldığı bu karar İstanbul futbol çevrelerinde şok etkisi yaparken böylelikle son dönemde Galatasaray'la birleşme dedikodularının da önüne geçilmiş oldu. ...1938 senesinin en ilginç gelişmelerinden biri de hiç kuşkusuz o dönem Beşiktaş'ın stadı olarak kabul edilen Şeref Stadı'nın adının değiştirilmesiydi. Şeref Stadı bulunduğu alan Çırağan Sarayı'nın bahçesiydi. 19 Ocak 1910 günü çıkan büyük bir yangın sonucu harap olan Çırağan Sarayı'nın bahçesi de uzun yıllar tamamen bakımsız bir halde kalmış. Ahmet Şerafettin Bey ya da bilinen adıyla Şeref Bey, Çırağan Sarayı'nın harabesinin yanındaki bu alanı Milli Emlak İdaresi'nden kiralamayı başarmıştı. 1933 yılında hayatını kaybeden Şeref Bey'in adı stada verilirken 1938'in Ağustos ayında dedikodular gerçek çıkmış ve stadın kapısındaki Şeref Stadı tabelası indirilmiş, yerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü Stadı tabelası asılmıştı. Şeref Stadı öyle bir yerde ki Boğaz'ın hemen burnunun dibinde orada oynanan müsabakalarda uzun yıllar müsabakalar oynandı. Resmi maçlar oynandı. Oradan kaçan toplar uzun degajlarda veya işte efendim taca atılan topla denize gidiyor. Bulunabilirse hatta orada filikalar bekliyor, kayıklar bekliyor. Kayıklar içerisinde insanlar o topu getiriyorlar. Eğer boğazın şeyine, dalgalarına, akıntısına kapılırsa yeni bir top organizasyonu, maç yapılıyor falan. Burada ben de çeşitli tarihlerde Beşiktaş takımının antrenmanlarını seyrettim. Yanılmıyorsam tabii çok eski bir süreç ama
rahmetli Yusuf Tunaoğlu'nun falan oynadığı zamanlarda burada antrenmanlarını seyretmiştim ben Beşiktaş'ın. Rivayet olunur ki diyeceğim ama bu bir gerçek aslında. Çok bakımsızdı. Oraya yapılan tabii tahta türbinler falan yapılmıştı. Çok az seyircili bir kapalı türbünü vardı. Boğazın hemen yanı başında. Soyunmadılar falan tabii doğal olarak çok bakımsızdı. O günkü şartlar içerisinde. Söylenen odur ki ben görmedim ama hani görenler var, yaşayanların farelerin olduğu, soyunma odalarının olduğu şey yapılır, söylenir. Böylesine bir şey, stat diyelim buna tabii, saha değil de artık stat diyelim bakımsız olsa da. O tarihlerde başlayan bir gelişim işte bugün Beşiktaş'ın yeni yapılacak olan arena stadına kadar gidecek bir sürecin başlangıcı oldu. Şimdi şöyle bir şey var, bu stadın adına çalışmalarından ötürü, ön ayak olmasından ötürü bu kiran sarayının yanındaki arsanın stadyuma döndürülmesi çalışmalarından dolayı Şeref Bey'in adı verildi bu stadyuma ki hakkı teslim edilmiş bir yer. Çünkü çok uğraştı. Ancak daha geçen zaman sonrasında Şeref Bey'in ismi stattan indirildi. Şeref Bey'in vefatından sonra bilmiyorum yani Beşiktaş o günkü yöneticileri her ne düşünceyle o levhayı indirdiler. Şeref Stadı ifadesini indirdiler. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Stadı olarak bir isim koydular. Fakat o zamandan bu zamana Beşiktaş taraftarını şöyle bir çok vefalıdır yani. Beşiktaş taraftarı kulübüne çok bağlıdır. Bugün de yani sosyal dünyada her türlü olayı takip edip statlarda bunları sloganlaştıran bir taraftar kitlesine sahip Beşiktaş'ın bir karakteristiğidir. O günkü taraftarlar böyle bir Şeref Bey isminin indirilmesine karşı çıkmışlar. Ve de adını tekrardan Şeref Bey Stadı olması gerektiğini söylemişler. Daha sonra Beşiktaş Kulübü yönetiminde baskıya dayanamayaraktan Beşiktaş Şeref Bey Stadı olarak yanılmıyorsam isminin şey yapmışlardır. Hatta yakın zamanlarda kaybettiğimiz Türk sporunun gerçek beyefendi yöneticilerinden, duayenlerinden her şeyle örnek olan Süleyman Seba beyefendiye bu yeni yapılacak olan stadyumun adının da Süleyman Seba Stadı olması konusunda teklif götürüldüğü zaman aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Sayın Seba rahmetli neden Şeref Bey değil de benim adımı koyuyorsunuz şeklinde bir şeyde bulunmuştur onlara. Telkinde diyelim veya serzeniş demeyelim de bir öneride bulunmuştur. Cumhuriyet'in ilanından 1936 yılına kadar geçen dönemde sporu bağımsız bir kuruluş olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın yönlendirdiği dikkat çekerken bu ittifak 1936 Berlin Olimpiyatlarından sonra yeniden yapılanma yolunda yaptığı kongrelerle Türk Spor Kurumu adını almıştı. 30 Haziran 1938 günü yayınlanan gazetede ise Başbakanlığa bağlı bir devlet kuruluşu olarak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün sporun ülke geneline daha iyi şartlarda yayılması için devlet korumasına alındığının haberini görüyoruz. Bu çalışmaların ürününü 1938 yılında yürürlüğe girdiğini, artık Türk Spor Yönetimi'nin resmi bir kurum haline geldiğini görüyoruz ve 3530 sayılı kanunla Gençlik ve Spor Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, pardon o günkü adıyla kuruluyor ve artık Türk Spor'u bir merkezden yönetilmeye çalışılıyor. Burada tabii spor dünyasının önemli insanları tecrübelerinden, fikirlerinden veya yurt dışı çalışmalarını takip eden insanların diğer ülkelerde neler yapılmış tarzındaki görüşleri bir pota altında toparlanarak Türk Spor'un emrine artık bir plan program veriliyor. 1936 Olimpiyatları ile beraber dışa açılan Türk Spor'unun yaşadığı deneyimlerle yeniden şekillenmesini, uluslararası alanda başarılar elde eden diğer ülkelerin yapılanmalarını örnek alarak gerçekleştirdiği bir dönemi geride bıraktık. Gelecek bölümde ise katılmasa bile 2. Dünya Savaşı'nın etkilerini derinden hisseden Türkiye'nin spor gündemini gazete manşetlerinden anlatmaya devam edeceğiz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.
yüzyılın spor manşetlerine hoş geldiniz. Geçen bölümde sporun devlet güvencesinde daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla sporun kontrolünün spor kurumundan beden terbiyesi genel müdürlüğüne geçmesiyle yeni bir dönem başlamıştı. Yüzyılın spor manşetlerinin bu bölümünde ise 2. Dünya Savaşı'nın etkisini her alanda hisseden Türkiye'de spor anlamında neler yaşandığına göz atacağız. 1936 olimpiyatlarından sonra uluslararası anlamda kendine 1940 Tokyo olimpiyatlarını hedef olarak koyan Türkiye, önce Japonya'nın bu büyük organizasyonu Çin'le yaptığı savaş nedeniyle düzenlemekten vazgeçmesi, sonradan Finlandiya'ya verilen düzenleme hakkının bu kez de Olimpiyat Komitesi tarafından 2. Dünya Savaşı yüzünden tümden iptal edilmesiyle hedefsiz kalmıştı. Yeni kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü etkinliğini vakit kaybetmeden ülkenin genelinde göstermeye başlamış ve o güne kadar resmi olarak hiç yapılmayan kayak yarışlarını Bursa'da gerçekleştirmişti. Yamaçlar buzlaşıyor, baş eğmeden kayakçılar, rüzgar gibi uçuyor. Neşedir alnımız, yavuklumuz kayaklar, rüzgarlar kanadımız, yuvamız karlı dağlar. Neşedir alnımız, yavuklumuz kayaklar, rüzgarlar kanadımız, yuvamız karlı dağlar. İlk gün 35 sporcunun katıldığı 1800 metrelik iniş yarışı yapıldı. İniş yarışını 3 dakika 4 saniye ile İstanbul Dağcılık Kulübü kazanırken ikincilik Bursa Dağcılık Kulübü'nün, üçüncülük ise Gençler Birliği Spor Kulübü'nün oldu. Slalom yarışlarındaysa İstanbul Dağcılık bir kez daha birincilik elde ederken ikincilik ve üçüncülük Bursa Dağcılık Kulübü'ne gitmişti. Kayak sporu zaten genç bir spor, yani 1870'lerde Avrupa'da yeni başlamış, işte 1900'lerin başlarında biraz İsviçre dağlarında çeşitli grupların mekanik tesisler olmadan başladığı bir dönem. Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber tabii sporda da bir reorganizasyon, işte teşkilatların Ankara'ya alınması, sporun Türkiye'ye yayılması gibi bazı çabaları görüyoruz. Tabii ki kayak özeline inersek, kayak önce dağcılığın bir parçası gibi başlıyor. 1930'lu yıllarda işte Bursa'da, Uludağ'da, İstanbul'dan, Bursa'dan giden bazı insanların kayak yaptığını, Erzurum'da zaten 1914 Birinci Dünya Savaşı döneminde Rusların kayakla saldırılarını gören askeri birliklerin kayak öğrenmesiyle ilk dönemde askeri sebeplerle kayak Türkiye'ye geliyor. Daha sonra halka mal oluyor. İşte Erzurum bölgesinde yaygın. Rusya ile savaştığımız için orada bir savunma sebebiyle. Ve Türkiye'nin tabii önemli gündemi dünyaya bir Türkiye devleti olarak çıkmak, olimpiyatlar bir hedef olarak ortaya çıkıyor. Ve ilk defa Türkiye 1936'daki Almanya'daki kış olimpiyatlarına katılabilmek için bir hazırlık yapıyor. 35-36 yıllarında ilk defa kış sporları federasyonu kuruluyor. Ve böyle Türkiye'nin kayak macerası bir yerde 1930'larda başladı diyebiliriz. 30'ların ortalarında ve ilk olimpiyatlarımıza Almanya'da katılıyoruz. Tabii bugüne kadar aldığımız hiçbir madalya maalesef yaz olimpiyatlarında var ama kış olimpiyatlarında Türkiye'nin hiçbir madalyası yok. Ama en azından katılım düzeyinde 1936'larda başlayan bir macera esasında köklü bir geleneğin olduğunu bize gösteriyor. Bugün de biz de işte bu geleneği olimpik başarılarla süslemek için yeni bir federasyon olarak, kayak federasyonu olarak çalışıyoruz. Beden terbiyesinin verdiği önemle gelişmeye başlayan bir diğer sporsa okçuluktu. Osmanlı'dan gelen ok atma kabiliyetinin uluslararası yarışmalarda daha da başarılı olabilmek için işlenmesi gerekiyordu ve bunun için de en doğru adres İstanbul'daki ok meydanıydı. Tabii o zamanlar elde olan imkanlar son derece kısıtlı. Okçuluk malzemelerinin satıldığı hiçbir yer yok. Biraz da savaş sonrası dönemi andırır
yokluk içinde olan bir dönemdi. Biliyorsunuz inceleyebildiğim kadarıyla 1936'lar ondan sonrası spor, Türkiye'de spor dendiği zaman hemen İstanbul gelirdi akla. Bir takım branşlar orada var ama Türkiye'nin diğer bölümlerinde hiçbir spor etkinliği yoktu. Onun üzerine beden terbiyesi kuruldu. Ki bunu okullarda sporu yaygınlaştırmak, diğer illere, diğer gençlere imkan sunmak üzere yapıldı ve federasyonlar kuruldu. Tabii bu arada Türkiye'nin o yeni cumhuriyet döneminde müsabakalara, yurt dışı müsabakalara katılımımız arttıkça dünya sporunun ne olduğunu öğrenmeye başladık. Ve ona yetişebilmek için, o seviyeye gelmek için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü çok büyük gayretler gösterdi ve hakikaten de tabii buna şey de dahil, basının İstanbul'da yerleşmiş olması çok büyük etken. Çünkü ben inanıyorum sporda basın çok büyük bir sorumluluk sahibi. Özellikle amatör sporların gençlerimize, çocuklarımıza yayılabilmesi için mutlaka üzerinde durmaları gereken, haberleriyle olabilir, faaliyetlerin bildirilmesiyle olabilir, sporcuların tanıtılmasıyla olabilir. Mutlaka bir şeyler yapılması lazım ki benim spor yaptığım dönemde böyleydi. Osmanlı okları aerodinamik olarak yapılmıştır. Yani o şeyin okun ucunda kemikten minicik bir uç ki okun dengesini sağlamak üzere arkasında da minicik bir arkalık vardır. Ama ok böyle dümdüz kurşun kalem gibi değildir. Ok havada giderken kuyruk sallama dediğimiz bu hareketi yapar balık gibi. Bir de şu hareketi yapar. Bunlar okun havada sürtünmesini artırır. Ama Osmanlı oklarında bu problem yok. Zaten menzil okçuluğunda hala Osmanlı padişahlarının mesafesine hiç kimse erişemiyor. Bugünkü teknolojiyle bile. Ama Osmanlı'daki Türk okçuluk malzemesi dünyaca meşhur. Şimdi Macaristan'da taklit etmeye çalışıyorlar onu. Yaylarımız, oklarımız çok özel. Dediğim gibi okun ortası hafif kalın olduğu için bugünkü okların yaptığı hareketi yapmıyor. Ve dümdüz, mermi gibi gidiyor Osmanlı okları. Onun üzerine dünyada en iyi okları yapan Easton fabrikası diye bir fabrika vardır Amerika'da. Onlar aynı şekilde okun sadece ortasında yani okun eğileceği noktada Osmanlı okları gibi hafif bir bombe yaptılar. Ama gene Osmanlı okunu yapamadılar bugünkü teknolojiyle. Çünkü Osmanlı okunda o radyus ta baştan başlar arkaya kadar okun sonuna kadar gider. Ve o okun söylediğim gibi mermi gibi uçmasını sağlar. Bildiğim kadarıyla o zaman Osmanlı döneminde İstanbul'da 500 tane dükkan ok ve yay yapmak üzere çalışmaktaydı ve bu bir zanaattı. Yani öyle her önüne gelenin yapabileceği bir şey değildi. Çünkü okların hafif ama sağlam olabilmesi için bir takım aşamalardan geçmesi gerekiyordu. Şimdi tahta okları geleneksel okçularımız kullanıyor ama olimpik spor olarak alüminyum üstüne karbon kaplı okları kullanıyoruz ama Osmanlı tekniğiyle yapılmış oklar. 1938 senesinin Ekim ayında başlayan İstanbul Ligi'ni o sezon 18 maçta sadece 3 beraberlik alan yenilgisiz Beşiktaş şampiyon olarak tamamlamış, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefa da ligi ilk 4 takım içinde bitirerek Milli Lig'e kalmaya hak kazanmışlardı. Ankara Demirspor ve Ankara Gücü Ankara bölgesinden, Doğan Spor'la Ateşspor'da İzmir'den milli kümede mücadele edeceklerdi. Beden terbiyesinin etkisi o dönem futbolda da hissedilmeye başlanmıştı. Ankara ile İstanbul arasındaki rekabet büyümüş ve milli küme maçları başlamadan önce Ankara karmasının İstanbul karmasıyla İstanbul'da hazırlık maçları yapması kararlaştırılmıştı.
İşin ciddiyeti İstanbul Heyeti'nin bu maç için 45 futbolcuyu seçme antrenmanına çağırmasıyla ortaya çıkıyordu. Milli küme maçlarının başlamasına günler kala İstanbul kulüpleri beden terbiyesine başvuruda bulunarak milli kümede yapılan maçlarda elde edilen gelirlerden bu ligde oynamayan diğer takımların da pay almasına itiraz etmişler ve yaptıkları masrafların çok olmasını gerekçe göstererek milli küme maçlarına çıkmayacaklarını ilan etmişlerdi. Gerçekten de böyle oldu ve Futbol Federasyonu olumlu ya da olumsuz bir cevap veremediği için lig maçları planlandığı tarihte başlayamadı. Şimdi futbolun temel konularından birisi özellikle son dönemlerde gelir gider dengesinin bozulmasına dayanıyor. Yani kulüplerin yaşadığı sıkıntılarda çözüm üretmek için işte oluşturulan Kulüpler Birliği'nin de zaman zaman ortaya attığı, zaman zaman buna kulüp başkanlarının karşı çıktığı bir havuz projemiz var. Yani bu ne demektir? Gelirlerin belli bir havuzda toplanıp pay edilmesi. Yani herkesin belli bir miktarda nasiplenmesi, hayatını idame ettirmesi için kulüplerin. Burada itirazlar sadece bu döneme özgü bir şey değil. Yani şunu söyleyebiliyor bazı kulüpler, işte ben daha çok taraftara sahibim, ben daha çok popülerim, benim gelirim daha fazla olacaktır ama bunu hiçbir biçimde eşit dağıtmak benim işime gelmez. Şimdi mantıklı bakılıyorsa bu olaya, doğru. Bunu geçmişte de görüyoruz. Yani Fenerbahçe, Galatasaray sürtüşmesinin belki de temelinde yatan örneklerden bir tanesi bu olabilir. Hatta öyle bir noktaya gelmiştir ki benim kendi ligim dışındaki kulüplere siz nasıl benim gelirimi paylaştırırsınız gibi bir sürtüşme olmuştur beden terbiyesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe kulübü arasında. Nitekim bu kulüpleri birbirine de yakınlaştırmıştır. Yani o büyük rekabet içinde bu rant ilişkisi beraber hareket etmelerini sağlamıştır. Çıkmamışlardır. Normal millilik normal dönemde başlamamıştır bu direnişler yüzünden. Hatta sonra belli çözümlere getirilmiştir. Milli küme maçları daha sonra gecikmeli de olsa başlarken Galatasaray beklendiği üzere o sezon 14 maçta aldığı 11 galibiyetle ligi ilk sırada tamamlamış, ikincilikse yine aynı puanla sürpriz bir şekilde Ankara Demirspor'un olmuştu. İki takımın da aynı puanda olması yeni bir tartışma başlatmış ve şampiyon takımın belirlenebilmesi için beden terbiyesi geçen seneki Güneşspor'u gol avarajıyla şampiyon yapan kuralı içe saymış ve biri Ankara'da, diğeri de İstanbul'da olmak üzere iki final maçının daha oynanmasına karar vermişti. Kadıköy Fenerbahçe Stadı'nda Galatasaray ile Ankara Demirspor arasında oynanan ilk maç 0-0 devam ederken maçın ikinci yarısında maçın en sert oyuncusu Ankara Demirsporlu Necdet, Galatasaraylı Cemil'i bir kez daha sert bir şekilde yere düşürdü. Maçın hakemi Tarık oyundan atma kararını söylerken Necdet'in kendisine attığı yumrukla yaralandı. Daha sonra maçı tatil eden hakem Ankara Demirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan ederken kalabalıktan yararlanan Necdet duş alma bahanesiyle polisin elinden kaçarak kayıklara karışmıştı. Daha sonra polis tarafından yakalanan Necdet tutuklanmış ve dava görülene kadar hapse atılmıştı. Futbol Federasyonu ise ikinci maçın oynanmasının bu şartlarda uygun olmadığını belirterek Galatasaray'ı o sezon şampiyon ilan etti. Ankara Demirspor Türk spor tarihinin köklü kulüplerinden birisidir. Sadece bir futbol kulübü değil, bir spor kulübüdür. Şu anda 8 branşta faaliyetini sürdürmektedir. Süper Lig'deki takımların çoğu, hatta birkaç tanesinin dışındaki tüm takımlar sadece futbol branşında faaliyet gösterirken biz 3. Lig'de olmamıza rağmen futbol olarak 8 branşta amatör dalda hizmet vermekteyiz. Ankara Demirspor çok köklü bir spor kulübüdür. 1932'lere dayanır. Demiryolları aslında Türk spor camiasına çok büyük hizmetler vermiştir. Bunların içinde kurulmuş Ankara Demirspor 1932 yılında
Ankara'da kurulmuştur. 29 Mayıs 1932 olarak tarihe geçmiştir. Ama tüzüğümüze biz tescili 29 Ekim 1932 olarak yazmışızdır. Demir yollarında mevzuat gereği o dönemlerde 500'den fazla iş yeri, eleman çalıştıran iş yerlerinde spor kulübü kurulma zorunluluğu vardı. Ve Ankara Demir Spor bu şekilde kuruldu. Şu anda 38 tane demir spor vardır Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları bünyesinde. Ankara Demir Spor ise bunların içinde futbolda profesyonel olarak hizmet veren tek kulüptür. Ankara Demir Spor'un tarihi çok ilginç olaylarla aslında anılır. 1938 yılında mesela birisinden bahsedersek, o sıralar işte millilik kurulmuştu. 1938-39 yılında biz Ankara Demir Spor Galatasaray ile birlikte eşit puanla, 35 puanla birinci bitirdiler Milli Ligi. Ancak o ana kadar mevzuatta, spor mevzuatında avarajın önemi yoktu. Avarajın Galatasaray'ın avarajı daha iyiydi. Ama avaraj mevzuatta yer almamıştı. Bunun için kim şampiyon olacak diye bir belirsizlik ortaya çıktı ve federasyon, o dönemin federasyonu İstanbul'da yeni bir maç yapılarak onun galibinin şampiyon olacağını söyledi ve İstanbul'da bu maç yapıldı ama maç bitirilemedi. 78. dakikadaki olaylardan sonra maç yarıda kaldı ve daha sonra yine tescil olmadı bu skor ve sonra Futbol Federasyonu eskiye dönük olarak eski tarihli bir yönetmelik çıkararak avarajı olan takım birinci olur diye ikinci yapılan, İstanbul'da yapılan maçı kabul etmedi ve avarajla Galatasaray şampiyon oldu. Ankara Demirspor Türkiye'de en çok puan toplayan takımlar arasındadır. Yani futbolda. Ve halen Ankara Demirspor şu andaki Türkiye Ligi'ndeki tüm takımları, sadece Süper Lig demiyorum, Süper Lig, birincilik, ikincilik ve üçüncülük takımlarını ele aldığımızda, bir puan sıralaması yaptığımızda şu anda Ankara Demirspor 26. sırada olarak gözüküyor. 500 küsür puandan biz 26. sıradayız ki Türkiye Ligi'nde, liglerinde şu anda 130 civarında takım vardır. 1939'da hem İstanbul hem de Türk futbolu açısından yaşanan en önemli gelişme ise dünyaca ünlü şehir planlamacılar ve mimarların bir araya gelerek Dolmabahçe Stadı'nın maketini ortaya çıkarması oldu. İstanbul'un en büyük ihtiyaçlarından olan ve yıllar sonra Beşiktaş'a ev sahipliği yapmaya başlayacak 34 bin kişilik böyle modern bir stadın inşasına bir an önce başlayabilmek için ihaleye çıkılmış ve o dönemki değeriyle 680 bin liraya yaptırılmasına karar verilmişti. Ülke gerçek anlamda savaşa girmemesine rağmen bir ekonomik kriz yaşıyor. Bunu böyle bir noktaya taşıyabilmek cesaret ister, yürek ister yani. Kamuoyu tepki gösterebilir. Ya kardeşim ben ekmek alamıyorum. Ekmekler karneyle satılmaya başladı. Sen bana şimdi tutmuş stat yapıyorsun diyebilir. Ama demiyor bu ulus. Spora olan sevgisinden, sporu istediğinden, orada kanalize olduğu için, deşarj olduğu için büyük stadyumların özlemi var. O Dolmabahçe bu özlemi gideren statlardan bir tanesi. Tahminim 36-40 bin kişilik bir stat. Yani geniş bir kitleyi içinde barındırıyor ve rekabetin çok daha yüksek seviyeye gelmesinde bu stadın çok önemli rolü vardır. Ve tabii sevindirici husus şu, insanlar yıllarca Dolmabahçe'de Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı yan yana maçı izlediler. Birisi gol sevincini yaşarken birisi üzüntüyü onun yanındaki koltukta yaşadı. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani o stadın anıları sadece maç skorlarıyla ilgili değildir. Kimin kimi yendiğiyle ilgili değildir. Birleştirici bir stad. Gerçekten Ali Sami Yen gibi Dolmabahçe'de
o dönemin bir kutsal yerlerinden birisidir futbol anlamında. Ve orada insanlar gerçekten çok önceden giderek sohbetler, günün tartışmaları, aktualite ne varsa kafanda, tabii o yıllarda işte gündemin en önemli olguları neyse o tribünler tartışmıştır onu. Çünkü o arkadaşıdır. Spor sever arkadaştır birbiriyle. O imajı yaratan en önemli statlardan birisidir. İsim değişikliğine uğramıştır. O önemli değil. Taşıdığı vasıf dönemin spor aktivitesine verdiği katkı çok önemlidir. Şimdi bazı kulüplerimizin stat bulamaması noktasından bakarsak olaya, bunun değerinin ne kadar artı olduğunu görürüz. Çünkü o zaman böyle bir sıkıntı olmazdı. Gel oyna kardeşim, benim stat sana açık denilebilirdi, deniliyordu. Bunlar, bu örnekleri şu an genç kuşakların bilmesi lazım. Kurulduklarından biri büyük rekabet içine giren iki takım. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçları yöneticisinden futbolcusuna ve hatta taraftarına kadar büyük gerginlik içinde geçiyordu. Beden terbiyesiyle yaşanan gelir paylaşımı krizi iki takımın yönetimini birbirine yakınlaştırmış ve iki takımın dostluğunu göstermek için 1939'un 29 Ekim'inde Taksim Stadı'nda Cumhuriyet Kupası adında bir maç organize edilmişti. Bu gelişmelere rağmen oldukça sert geçen maç Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken 65. dakikada hakem Şazi Tezcan, Fenerbahçe kaptanı Ali Rıza'yı yaptığı sertlikten dolayı oyundan atmak istemişti. Fenerbahçe'nin antrenörü Nedim sahaya girerek Ali Rıza'nın takım kaptanı olduğunu ve bu nedenle oyundan atılamayacağını hakeme söyleyince bu kez de Galatasaraylı futbolcular duruma itiraz etmiş ve tartışmalar bitmeyince hakem maçı tatil etmişti. 1999 yılındaki dostluk maçı olarak nitelendirilen bir Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası. Dolayısıyla müsabakada enteresan bir olay oluyor. Hakem Fenerbahçe takım kaptanını ondan ihraç ediyor. Takım tümüyle itirazı var. Hakem tarafına itiraz ediyorlar. Bu arada sahaya idareci de giriyor. Ya atamazsınız diyor. Takım kaptan, o takım kaptanı çünkü takımın kaptanını hiçbir şey güçle atamazsınız. O çünkü takım kaptanı. Hakem de diyor yani takım kaptanının diğer oyuncuların hiçbir farkı yok. Yalnız icap ederse herhangi bir konu olursa diğer futbolcularla ilgili hakem o zaman takım kaptanı çağırır. Mesela der ki ben bu oyuncu attım. Çünkü o zamanlar sarı ve kırmızı kartta yok. İhtar ve ihraç vardı. Yazılı diyor. Seni ihtar ettim. Hatta seni attım derdi. Hatta bir gün diyorum Fenerbahçe'de Lefter Küçükhan'la oynuyoruz. Dolayısıyla rahmetli hakem abimiz Hakkı Gürüz onu oyundan atıyor. Derken etrafını çeviriyorlar. Ben çıkmam, sen beni atamazsın diyor Lefter. Derken tabii Hakkı Gürüz abim çok zeki bir şeyle attım desem ne olur ne yaparsın falan diyor. Ve orada oyun tekrar aynı şekilde devam ediyor. Ama şimdi artık derler ki silah çıktı, mertlik bozuldu diye. Sarı ve kırmızı kart çıkınca artık her şey efendim herkes artık görüyor. Onun o uygulamanın dışına çıkması mümkün değil. Yani bir sarı kart çıktıktan sonra kesin kes o futbolcu o kartı görmüştür. Kırmızı kart gördükten sonra oyuncu demek ki ihraçtır. Türk futbolunun yönetiminde uzun bir süre İstanbul'un hem kulüp hem de yönetim anlamında çok büyük etkisi olmuştu. İstanbul Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde karşılaşmaları yönetecek hakemler ya o iki takımın yöneticileri tarafından ortaklaşa alınan kararla ya da anlaşmazlık durumlarında futbol heyeti tarafından belirleniyordu. Ama tabii ki durum yine de tartışmaların önüne geçmiyordu. Başta oynanacak ama takımda sahada yönetici kimse yok. Dolayısıyla o zamanlar futbol oynayan ama oynayan takımların dışındaki takımlardan oyuncular. O zaman tabii en saygı duyulan, itibar edilen kişi gelirdi, hakem yapardı. Ama orta yuvarlakta koşmazlardı, bilmezlerdi çünkü. Hatta normal kıyafetiyle, hatta şemsiyeyle
bizim arşivlerimiz de var. Yağmurlu bir havada şemsiyeyle maç yöneten hakemler vardı. Bu durumu düzeltebilmek için Avrupa ülkelerindeki örnekleri, özellikle de İngiltere Ligi'ni inceleyen futbol heyeti, liglerdeki hakem düzenini sağlayabilmek için önce hakem yetiştirilmesine karar verdi ve hakem kursları açıldı. Öte yandan İngiltere'deki maçların nasıl yönetildiğini analiz eden hakem eğitmenleri, İngiliz hakemlerin maçlar oynanırken sağ içinde oyunu nasıl takip ettiğini krokilerle açılan hakem kurslarında detaylarıyla anlatıyordu. Gazetelerde çıkan haberlerse futbol severleri hakem olmaya teşvik ediyor. Sadece iyi futbolcular hakem olabilir düşüncesine karşı olarak hiç futbol oynamamış Harry Nestes'in İngiltere'nin en iyi hakem olmasının altı çiziliyordu. Hakem eğitiminin bir parçası da hiç kuşkusuz tecrübeli yabancı hakem hocalarını Türkiye'ye getirmekti. Bu amaçla uluslararası maçlarda düdük çalmış dönemin ünlü hakemlerinden Bulgar Kaçef İstanbul'a gelmiş. Ama yönettiği maçlar tam bir hayal kırıklığı yaratmış ve büyük eleştiriler almıştı. Günümüzde bile tartışılan maçları iki orta hakemin yönetmesi fikrinin o dönem İngiltere Ligi'nde gündeme geldiği ve bu amaçla FIFA'ya başvurulduğu yönündeki haberler gazetelerde yer alırken Türk futbolu için de gerekli olup olmadığı tartışılıyordu. Gittikçe daha hızlı oynanan futbol için belki de gerekli olabilecek iki orta hakem fikrinin karşısında olanlar hakeme değil, genelde ikinci hakeme ödenecek maç yönetme ücretinin daha fazla masrafa yol açmasına itiraz ediyordu. Hataları azaltmak için iki hakemle efendim her yarı alanda birer hakem orada, bir hakem orada diye bir tez savunuldu. Ama hatta şeyde altyapıda, yani genç kategorilerde bu deneme çalışıldı. UEFA Danimarka'da mı, Hollanda'da mı, galiba tam bilmiyorum, Almanya'da, Hollanda'da bu gerçekleşmedi çünkü randevu vermedi. Yani futbol bir ne olursa olsun tek kişiyle yönetilir, kumanda yönetilir. Yani hatta bugün tabii 5. hatırlarsanız şimdi 5. ve 6. hakem. Bizim zamanımızda 6 göz vardı. Şimdi 12 göz oldu sahalarda. 12 göz var. Ama buna rağmen hatalar olacaktır. Mümkün değil. Ve bir de insan faktörü olduğu bir olayda, bir hizmette hata önüne geçiremez. Çünkü biz bugün o 5 kişi, 10 kişi oturan bir televizyonda maç edelim veya tribünde izleyelim. Bir pozisyon hakkında ayrı görüşe sahip olabiliriz. Yani futbolun güzelliği buradadır işte. Dolayısıyla o zamanlar iki hakemin yönetmesi için bir çalışma yapıldı. Randman verilmedi. Yani demek ki biraz da söylediğim gibi nasıl futbol 17 kuralın ruhuna dokunmuyorsa sağ içindeki yönetime dokunmuyor. Ve şu andaki ideali zaten bulmuş durumda ama bu 5. 6. hakem konumu tam oturmuş değil. ...1939'un sonbaharında İtalya ve Japonya ile bir ittifak kuran Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in çılgınlığını durdurmak için başta İngiltere, Birleşik Devletler, Sovyetler Birliği ve Fransa olmak üzere birçok devlet müttefik güçler kurarak savaşa dahil oldu. Yaklaşık 100 milyon askerin katıldığı ve 50 milyon civarında askerin de hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'na dahil olmamayı başaran Türkiye'de spor, uluslararası anlamda durmasına rağmen sadece sınırlarımız içinde devam etti. İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllarda milli küme maçları sonunda 1940 senesinde Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken 1941 ve 1942 yıllarında ise Beşiktaş ligi ilk sırada tamamladı. 1943'te Fenerbahçe yeniden şampiyonluk sevinci yaşarken İkinci Dünya Savaşı'nın son yılı olan 1944'te Beşiktaş şampiyonluğu yeniden devraldı. 1939'da başlayan ve yaklaşık 5 yıl süren İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemde uluslararası alanda durgunluğa giren ve sadece ülke içinde devam eden karşılaşmalarla gelişmeye çalışan Türk sporunu anlatmaya çalıştık. Gelecek bölümde ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden başlayan uluslararası karşılaşmalarla birlikte Olimpiyatlarda gelen zaferleri tarihin gazete manşetlerinden yola çıkarak anlatmaya devam edeceğiz. Gelecek bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yüzyılın spor manşetlerine hoş geldiniz. Geçen bölümde 1939'da başlayarak yaklaşık 5 yıl süren 2. Dünya Savaşı sırasında uluslararası alanda durgunluğa giren ve sadece ülke içinde devam eden karşılaşmalarla gelişmeye çalışan Türk sporunu anlatmaya çalışmıştık. Yüzyılın spor manşetlerinin 4. bölümüne ise savaşın ardından heyecanı tüm yurda yayılan millilik karşılaşmalarıyla başlıyoruz. ...1945 senesinin yeni futbol sezonu yine bölgesellik maçlarıyla başlarken... ...ilk hafta Galatasaray-Beykoz'la 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Şerif Stadı'nda oynanan maçta... ...Fenerbahçe'yi Kemal Gülçen'in attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı. İkinci hafta Beşiktaş'ın rakibi bu kez kadrosu eleştirilen Galatasaray'dı. Dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu ve dönemin İstanbul valisi Lütfü Kırdar'ın da izlediği maçta... Siyah beyazlar maçın ilk dakikasında öne geçen Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti. Ligin 4. haftasında ise şampiyonluğun en güçlü iki adayından Fenerbahçe, Süleymaniye'yi 6-0, Beşiktaş'ta Beykoz'u 7-1 ile geçti. Galatasaray ise zayıf rakibi Beyoğlu Spor'u 2-1 mağlup etti. 5. hafta ise 15 bin kişinin izlediği Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı. İstanbul Lig şampiyonluğunun kaderini belirleyecek 8. hafta karşılaşmasındaysa Beşiktaş'la Fenerbahçe Kadıköy'de karşılaştı. Siyah beyazları bu sene liderliğe taşıyan Kemal ve Akın'ın oynamayacak olmasını Fenerbahçe avantaja çeviremeyince karşılaşma 1-1 sona erdi. 23 Aralık 1945'te Şeref Stadı'nda oynanan Galatasaray Beşiktaş maçındaysa İngiliz teknik adam Charles Howard'ın çalıştırdığı siyah beyazlar maçtan 2-1 galip ayrıldı. 10 sonuna yaklaşılırken 0-0 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe karşılaşmanın 3. dakikasında Naci Bastoncu'nun attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. O dönemlerde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün desteklediği bir diğer sporsa bokstu. 1936 olimpiyatlarına katılamayan boksçularımız için önlerindeki hedef 1948 Londra Yaz Olimpiyatları'ydı. Bunun için de uluslararası maçlar yaparak çalışan millilerimiz Amerikalılarla yaptığı 11 maçın 5'ini kazanmış, 3'ünü de berabere bitirmeyi başarmıştı. Türkiye Boks Federasyonu 1924 yılında kurulmuş, 1927 yılında AYBA Uluslararası Amatör Boks Birliği üyeliğine kabul edilmiştir. Boks Federasyonu'nun başına da o zaman Eşref Şefik getirilmiştir. Yani ilk federasyon başkanı. Sadece amatör boksa izin veren federasyon, ferdi ve kulüpler arası Türkiye şampiyonası ile uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nı düzenlemiştir. Şu an günümüzde Boğaziçi Boks Turnuvası'nın adını değiştirdik. Günümüzde İstanbul'da Ahmet Cömert Boks turnuvası diye devam etmekte. Boksa ilk milli Türk takımı 1928 yılında kurulmuş ve aynı yılda ilk uluslararası başarımız Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile kazanılmıştır. Türk boksunda yeni bir dönem başlatan ve yaptığı 359 maçın 358'ini yani bütün maçlarını bir maç hariç kazanmış olan Melih Açba. 1938 yılında Amerika'da yapılan Altın Eldiven Şampiyonası'nda birinci olmuştur. Kısa bir süre için Güreş Federasyonu'na bağlanan boks,
1942'de yeni bir bağımsız bir federasyon olarak görevine başlamıştır. Ülkemiz uluslararası şampiyonalarda 1946'dan bu yana bizim kendi boksörlerimizi temsil edilmiştir. Gerek Fransa Boks Federasyonu'nun denetiminde olması, gerekse federasyonun önce arada bir inkıtaya uğrama dönemi var. Sonra 1942'de yeniden kurulmaya federasyon kurulmuş. Bu aradaki zamanlardan dolayı biz o dönem olimpiyatlarda falan yokuz. Daha sonra ilk katılmış olduğumuz olimpiyatlardaki ilk katılmış olduğumuz organizasyon 1968 yılındaki Meksika olimpiyatları. Oraya da yine biz 6 sporcuyla katılmışız. Bunlar Fuat Temel, Engin Yadigar, Seyfi Tatar, Yeter Sevimli, Ali Kılıçoğlu ve Celal Sandal. Bunların içerisinde rahmetli olanlar var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer 3 tane arkadaşımız şu an hayatta. Bunlara da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. 20 Nisan 1946 tarihinde ise Galatasaray üyeleri yeni başkanlarını seçmek için Galatasaray Lisesi'nin Tevfik Fikri Salonu'nda toplandı. Oldukça tartışmalı geçen kongre sonunda başkanlığa yeniden Muslih Peykoğlu getirilirken futbolcuların Galatasaray Lisesi gençleri arasından seçilmesine karar verildi. Şeref Stadında yağmur altında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı her zamanki gibi heyecan içinde başlarken maçın 5. dakikasında Fenerbahçeli Halid'in Galatasaray kalecisi Necdettin'in eline basmasıyla Necdettin sakatlandı ve oyunu terk etmek zorunda kaldı. Galatasaraylı Bülent bu sakatlık sonrası kaleye geçerken geride kalan 85 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalan Sarı Kırmızılar buna rağmen maçı uzun süre 2-1 önde götürmüş, Fenerbahçe'nin son dakikalardaki golüne engel olamamıştı. Maçın en ilginç notlarından biri de maç öncesi 5 liraya satılan biletlerin birçoğunun karaborsacılar tarafından satın alınmasıydı. Maça ilgi yağmurdan dolayı çok olmayınca karaborsacıların ellerindeki biletleri 5 liranın da altında sattıkları satır arasında yer alıyordu. Türkiye'de ilk at yarışı Osmanlı Padişahı Orhan Bey'in Bursa yarışından sonra yapılmış. 17. yüzyılda ise Edirne'de ve İstanbul'daki Yıldız Köşkü bahçesinde belirli zamanlarda at yarışlarının düzenlendiği biliniyor. 19. yüzyılda da at yarışları Bakırköy'de yaşayan Veli Efendi'nin topraklarında yapılırdı. Cumhuriyet dönemindeki düzenli yarışların ilki ise 1924'te yapılmıştı. Bugün en ünlü koşu olan Gazi koşusu 1927'de başlatılırken günümüzde Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Şanlıurfa gibi kentlerde yapılan yarışların yanı sıra yine aynı kurumun bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yarışları düzenleniyor. O dönemlerde çıkan gazetelerde at yarışı haberleri geniş sütunlarda yer alırken futbolda bile maç öncesi yapılmayan kim kazanır sorusunun yanıtları aranıyordu. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de yat yarışları, bu sporu Beden Terbiyesi'nin Su Sporları Federasyonu bünyesine almasıyla önem kazanmıştı. Devletin de yat yarışlarını desteklediği, o dönem Moda ile adalar arasındaki 15 deniz millik bir rotada düzenlenen Başbakanlık Kupası yat yarışlarıyla da manşete taşınıyordu. ...1946 senesinin İstanbul Lig maçları ise o sezon sürprizli sonuçlara sahne oluyordu. Ligin 5. haftasında Süleymaniye Beşiktaş'ı 2-1'le geçerken 10 kişi oynayan Beykoz, Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmayı başarmıştı. Galatasaray ise Beyoğlu'nu 2-0'la mağlup etmişti. Ligin 6. haftasında ise Galatasaray Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Süleymaniye'yi 2-1 yenen Fenerbahçe ise haftanın en karlı takımıydı. 8. hafta ligde iyi günler geçirmeyen Beşiktaş bir darbede Fenerbahçe'yi 2-1 yenilerek almıştı. Galatasaray Kasımpaşa maçı ise 2-2 sona erdi.
9. hafta maçı 10 kişi bitiren Vefa, Fenerbahçe'yi 3-2 yenmeyi başardı. Gol diyalosu şeklinde geçen maçta ise Galatasaray Süleymaniye ile 3-3 berabere kaldı. Ligin 10. haftasında Beşiktaş o sezonki en farklı galibiyetini Galatasaray'ı 4-0 yenerek alırken Fenerbahçe'nin Süleymaniye maçı 1-1 sona erdi. 11. haftada ise Beşiktaş Vefa'yı 2-1, Fenerbahçe'de Beyoğlu Spor'u 5-0 yendi. Galatasaray Beykoz maçı, Beykoz'un attığı beraberlik golü sonrasında taraftarların golü atan oyuncuyu öpmek için sahaya girmesiyle yarıda kaldı. 12. hafta ise Majer Josef Schwenk'in çalıştırdığı Galatasaray, Fenerbahçe'yi Koran Tugay'ın ilk yarıda attığı golle 1-0 yendi. Ligin son haftasında ise Vefa Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederken Beşiktaş da Beykoz'u 3-0 geçmeyi başardı. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ise 3 gün sonra ertelendi. 3 gün sonra oynanan Kasımpaşa Fenerbahçe ve Galatasaray Beykoz erteleme maçları sonrasında 1947-48 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe oldu. Milli Lig, Milli Eğitim Kupası adı altında oynanmaya 1947 yılında da devam etti. İlk hafta maçında Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 ile geçerken Beşiktaş da Vefa'yı 1-0 mağlup etti. İkinci hafta ise 4 kırmızı kartın çıktığı maçta Fenerbahçe Altay'ı 6-3 yendi. Beşiktaş Gençler Birliği'ni 3 golle geçti. Galatasaray ise Altın Ordu'ya tam 7 gol attı. 3 gün sonra oynanan ikinci haftanın devam maçlarında Galatasaray Altay'ı 2-1, Beşiktaş da Ankara Demirspor'u 4-1 yenerken Fenerbahçe Altın Ordu'yla 2-2 berabere kaldı. 3. hafta Fenerbahçe Vefa'yı 3-1 ile geçerken Galatasaray Beşiktaş karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Futbolda Milli Eğitim Kupası maçları bütün hızıyla sürerken 1947'nin Nisan ayında güreşçilerimiz Avrupa Grekoromen Güreş Turnuvası'na katılmak için Prag'a gitti. Yaşar Doğu ve Celal Etik ilk gün 3000 kişinin önünde yapılan maçlarda rakiplerini yenerken şampiyonanın ikinci gününde hakemlerin taraflı tutumlarıyla sadece 4 maçı kazanabildiğimizin altı çiziliyordu. Süren şampiyonanın sonunda sadece Yaşar Doğu 6 madalya kazanırken 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile birlikte Türk milli takımı takım halinde 18 ülke arasında 3. oldu. Eğitim Kupası'nın 4. haftasındaysa Galatasaray Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de bir başka Ankara takımı Gençler Birliği'ni 3-0 ile geçti. 4. haftanın devam maçlarında Beşiktaş Altay'ı 4-0, Galatasaray'da Gençler Birliği'ni 3-1 yenerken Ankara Demirspor İstanbul'da Fenerbahçe'yi 4-3 ile geçti. Galatasaray ile Vefa 5. haftanın açılış maçında 2-2 berabere kalırken ertesi gün oynanan maçta Beşiktaş Fenerbahçe'yi Faruk Sağnak ve Şükrü Güles'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Altay'ı 6-0 ile geçtiği hafta Fenerbahçe Altın Ordu'yu 2-0 mağlup etti. Beşiktaş da Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. 4 Mayıs 1947 tarihinde oynanan karşılaşmada iki Macar teknik adam karşı karşıya geldi. İnyas Monlar'ı çalıştırdığı Fenerbahçe, Selahattin Supi'nin golleriyle Josef Schwenk'in teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'ı 2-1 ile geçti. Ligin son haftasına girilirken Galatasaray ile Vefa birer kırmızı kartın çıktığı maçta 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe Beşiktaş'ı 4-0'lık skorla mağlup etmesine rağmen şampiyonluk siyah beyazların oldu. Lig şampiyonluğunu Beşiktaş'ın kazanmasının ardından o dönem Türkiye birincisi olan Ankara Demirspor siyah beyazlarla Ankara'da Başbakanlık Kupası'nda karşılaştı. 30 bin kişinin takip ettiği maçı Beşiktaş 4-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Biz 1946 ve 47 yılında Türkiye birinciliği
şampiyonasında birinci olduk Türkiye'de. Önce maçlar bölgesel olarak yapıldı. Ankara'daki bölgede biz birinci olduk ve İstanbul'daki takımlarla birlikte yine Ankara'da şu andaki playoff şeklinde maçlarımız oldu. Orada da Fenerbahçe'yi ve 3-0 Adana Demirspor'da 6-0 yenerek biz şampiyon olduk. Aslında bu tescil olması gereken bir şampiyonluktur. Şu anda Süper Lig'e karşılık gelen bir şampiyonluktur. Bunu tescil edilmesi durumunda biz Türkiye'de 6. büyük olarak Süper Lig'de şampiyon olmuş bir takım görüntüsü ortaya çıkmış olacak ama şu anda bunu tescil ettiremedik. Bunun mücadelesini hala veriyoruz. Yine Ankara Demirspor'un tarihine bir baktığımızda Galatasaray'a ilk Milli Lig'de, Milli Küme Ligi'nde ilk galibiyeti tattıran takım Ankara Demirspor'dur. 1900, beni hafızam yanıltmıyorsa o da 38 ya da 39, 38-39 sezonunda olması gerekir. Türkiye'de önce bölgeselliklerin sonrasında